Evet, yayınımız başladı. Şu anda karşımıza ilahiyatçı yazar Profesör Doktor Ayhan Tekineş var. Ayhan hocam merhaba. Merhaba. Ayhan hocam sizinle bugün bir ayeti konuşacağız. O da şu vesileyle olacak. Konya'da geçenlerde birkaç gün önce Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı bir ilan yayınladılar otobüs duvarlarına, otobüsünün bekleme duraklarının kenarlarına. Orada Kanlı Haç ve Davut Yıldızı. Kanlı Davut Yıldızı fotoğrafı ile birlikte Maide Suresi 51. ayeti oraya da koydular o afişte. Ayette aynen şunu söylüyordu. Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir, dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Şimdi bu ayet sosyal medyada da pek çok yerde bir tartışma konusu oldu. Bu ayeti bu şekilde anlayan iki türlü bir tepki çıkıyor karşımıza. Bir radikalizm çıkıyor karşımıza. Bir nefret söylemi çıkıyor. Zaten Hrant Dink'in ifadesiyle güvercin ürkekliğiyle yaşayan Hristiyan Yahudiler Türkiye'de daha bir tedirgin oluyorlar. İkinci tepki de Kur'an ayetlerine karşı bir şüphe oluşuyor. Bu ayeti bu şekilde okuduğunda ve anlaşıldığında. O zaman sorumu size soracağım. Bir Müslüman Yahudi ve Hristiyanları dost edinemez mi? Bir Müslüman hem de en kamil manada Müslüman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmiştir. Onlarla beşeri münasebetlerini hiçbir zaman için kesmemiştir. Maria isimli Hristiyan bir kral olan ya da vali olan Roma valisi Mısır'dan gönderdiği hediyeleri kabul etmiş. Onun gönderdiği hediyeler arasında kendisine gönderilen Maria ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlenmiş, ondan bir çocuğu olmuş. Safiye isimli bir Hayber Yahudilerinin önde gelenlerinden birisinin kızı. Onunla evlenmiş. Yine Reyhane isimli Beni Kaynuka'dan ya da Beni Kurayza'dan bir Yahudi kadınla evlenmiş. Yahudi kadınla evlenmiş derken Yahudi kalarak mı evlenmiş, Müslüman olup da mı evlenmiş? Bu önemli bir detay. Ama önemli detay ama hani başlangıçta ne Safiye validemiz ne de Maria başlangıçta Müslüman değillerdi. Yani nikahına girdiğinde Efendimiz Hristiyan Aleyhisselatü ve Yahudi olarak nikahına girdiler Hazreti Peygamber'in. Vesselam Safiye validemiz Müslümanlığı kabul etmiş. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona zevci olarak alacağını şey yapmış yani hatırlatmış. Demek ki bir sevgi var kalbinde ona karşı ki o ona binaen o da o sevgi, o tolerans karşısında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sevmiş ve evlilik teklifini kabul etmiş ve Müslüman olmuş. Bu sevgi, karşılıklı sevginin olduğunu en azından görüyoruz. Reyhane ise bir müddet Hristiyan olarak kalmış. Yani 3 ay ya Yani da 5 ay. nikaha girdikten sonra da Tabii, Hristiyan olarak bir yani müddet kalmış. kalmış. Sonra geliyor Müslüman olmak istiyor. Efendimizin başlangıçta cariyesi Efendimiz evlilik teklif ediyor. Müslüman olduktan sonra olmaya karar verdikten sonra hatta o kadar Müslüman olmasını istiyor ki böyle bir ayak sesi duyuyor. Böyle sevinç haberi getirdiğini fark ediyor sesin. Sevinçli bir haber getirdiğini anlıyor. Acaba Reyhane Müslüman mı oldu diyor. Yani demek ki epey bir müddet o şekilde kalmış. Şimdi Ne Efendimiz şekilde kalmış anı evlilik teklifi getiriyor derken? Peygamber Efendimiz'in cariyesi olarak, o zaman cariye hukuku olduğundan dolayı cariyesi olarak kalmış ve evinde, hanesinde beraber oluyorlar. Yani aralarında bir meveddet, bir muhabbet olmasa yani böyle bir şey olabilir mi? Yani insani şeylere aykırı böyle bir şeyin olabilmesi. Yine Efendimiz buradaki veli kelimesi, dost kelimesini idare etme, yönetme anlamında da insanlar alırlar. Mesela Peygamber Efendimiz eğer idare etme anlamında alacaksak yani o konuda meseleyi yani biraz yorumlamak isteyenler şöyle diyorlar. Yahudi ve Hristiyanlar evet dünyevi meselelerde, dünyevi işlerimizde dost edinebiliriz ama veli edinemeyiz, yönetici edinemeyiz. Hayır, yönetici de edinmişler. İşte Peygamber Efendimiz Hristiyan bir melik olan Habeşistan kralına Necaşi'ye göndermiş sahabilerini hem de iki defa göndermiş. Yani hem de en yakınlarını göndermiş, kızını göndermiş, damadını göndermiş. Adil bir melik var orada, gidin onun idaresinde yaşayın demiş. Yine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf Aleyhisselam anlatılıyor. Firavun'un
ya da o dönemde Firavun öncesindeki yani ateist, belki dinsiz, belki putperest, belki kendini ilah zanneden bir Mısır kralının yanında vezir olarak çalışmış, başbakan olarak çalışmış ve bunda da hiçbir mahsur olmadığını Kur'an-ı Kerim'in anlatımından fark ediyoruz. Hiçbir şekilde kritize etmeden Kur'an-ı Kerim o alakayı, idarecilik alakasını bunu bu olayı bize tasvir ediyor, tahkiye ediyor. Evet. Peygamber Efendimiz mesela en son vefat ettiğinde, yani son vefat ettiğinde bir Yahudi'den, demek tanıdığı Medine'de yaşayan bir Yahudi'den borç almış. Ya borç kimden alınır? Yani kimden borç alıyorsunuz siz? Yani bir alakanız var, irtibatınız var. Aranızda bir sevgi, bir muhabbet, bir saygı var ki gidip borç alıyorsunuz. Bir güven var aynı zamanda. Tabii, güven var tabii. Yani gidip, yani mesela işte biz de bugün bu şeylerde yaşıyoruz bu sıkıntıları. Yani güvendiğiniz insandan, alaka duyduğunuz insandan, sevdiğiniz insandan borç alırsınız. Yani gidiyor bir Yahudi tüccardan tahıl alıyor. Yani borç alıyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ına hizmet eden, Hazreti Enes'in yanında gezen, onun bir arkadaşı var, bir Yahudi çocuğu. O zaman Medine'de Yahudiler ve Müslümanlar birlikte yaşıyorlar. O çocuğu görmüyor bir ara. Diyor, nerede o diyor. O hasta oldu diyor. Ziyarete gidiyor Peygamber Efendimiz. Ondan sonra çocuğu ziyaret ediyor. Çocuğa alaka gösteriyor, ilgi gösteriyor. Sonra bir Yahudi cenazesi geçiyor. Hemen ayağa kalkıyor. Diyorlar ki Allah'ın Resulü o şey, Müslüman değil o. Yani o Yahudidir falan diyorlar. O da Efendimiz bir insan yani. Bir insana saygı göstermek gerekir. Peygamber Efendimizin Abdullah bin Selam gibi Yahudi alimlerine gösterdiği, bunlar Yahudi alim, daha sonra Efendimizin saygısı, hürmeti, nezaketi karşısında bir kısmı bunların Müslüman olmuş, Müslümanlığı tercih etmişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Necran heyetini gelmiş Hristiyanlardan bir heyet, bir kalabalık yani. Bunlar kıyafetleriyle işte diyelim ki haçlarıyla, bir takım ibadet şeyleriyle, araçlarıyla Medine'ye geliyor. Efendimiz mescidin içinde misafir etmiş bu insanları ve günlerce mescidin içinde kalmışlar. Orada ibadet etmişler, orada yatmışlar, orada kalkmışlar. Bugün bile bu toleransa Müslümanlar maalesef sahip değiller. Şimdi bu ayet-i kerime ilk yani defa... O zaman bütün bu örnekleri sıraladınız. Epeyce bir örnek sıraladınız. Allah Resulü'nün hayatından, işte İslam tarihinden. Pek çok örnek var, tamam. Ama peki ayette de böyle söylüyor. Yani Hristiyan ve Yahudileri dost edinmeyin diyor. Meali bu değil mi? Şimdi yalnızca o ayet yok ki Kur'an-ı Kerim'de. Yani başka ayetler de var. Yani şimdi hani bir Bektaş Fıkras anlatıları, ben ayetin devamını bilmiyorum diye. Burada da hani bu, evet, yalnızca bu ayet mi var bu konuda? Bu konuda 87 kadar, yani 80 küsur, 90'a yakın ayet var. Sevgi konusunu, insanların velayet konusunu anlatan. Yani insanların velayetini anlatan 80 civarında, 87. Velayet derken? Velayet derken, velayet kelimesi iki manaya geliyor. Bir dostluk anlamına geliyor, yardımcı anlamına geliyor. Bir de dost ve yardımcı anlamına geliyor. Bir de yönetici, idareci anlamına geliyor. Yöneticilik, idarecilik, hamilik, ittifak kiminle yapılır? Ya da gerçek manada insan kimi dost edinmeli, kimi sevmeli, kimin yardımına başvurmalıdır? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bu 87 ayetin yarısından fazlasında müminlerin Allah'ın dışında hiçbir veli ve nasiri, yani yardımcısı yoktur buyuruyor. Şimdi şöyle düşünelim. Burada nehyediliyor. Yani Müslüman bir kişinin Allah dışında herhangi birisini sevmesi, otorite kabul etmesi, yardımcı kabul etmesi nehyediliyor. Peki biz insanlardan idareciler seçiyoruz. İnsanları seviyoruz, alaka gösteriyoruz. Onlara bir şekilde bir sürü insanı seviyoruz yani. Bunu yasaklıyor mu bu yani? Hayır, böyle bir şey yok. Yani burada anlatılmak istenen şey bambaşka bir şey anlatılmak isteniyor. Burada anlatılmak istenen şey, yani bu ayetlerde anlatılmak istenen şey, yani grup psikolojisiyle düşünmemek, ferdi düşünmek gerekiyor. Biz ferdi açıdan baktığımız zaman burada bize bir rehberlik yapıyor. Sizinle aranıza, sizinle Allah arasında bir şey sokmayın. Yani dünyevi engelleri sokmayın. Evet, dünyada herhangi bir millete mensupsunuz, milletinizi seversiniz, işte bir gruba mensupsunuz, grup aidiyetiniz olur. Fakat bu grup aidiyetiniz, milliyet aidiyetiniz, başka bir takım, bir hizip, bir partiye ait olmanız sizi Allah'la sizin aranıza girmesin. Esas veli, esas hami, esas sevgili, sevilmesi gereken, sevgiye layık olan Allah'tır. O mesaj zaman bize verilmek isteniyor. Bu ayetlerime Erkan Bey, ilk defa yani nazil olmuş bir ayet değil. Bizim 1400 yıllık bir tarihimiz var, bir geçmişimiz var. İnsanlar ilk defa bu ayet-i kerimeyle karşılaşmıyor. Osmanlı'nın son döneminde 1910'lu yıllarda bu tartışılıyor.
Mısır'dan, Mısır'ın ünlü tefsircilerinden Reşit Rıza isimli bir zat İstanbul'a geliyor. İstanbul'da Darül Ulum'da bakıyor ki medrese talebeleri Kadı Beyzav'den Maide Suresi 51. ayeti açmışlar. Müslümanlar, Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmesinler anlamındaki ayet-i kerimeyi. Bunu tartışıyorlar. Orada talebelerden bir tanesi, hani tabiri mazur görüyorum, muzurluk yapıyor, hocaya soruyor. Peki hocam diyor, şimdi diyor devlette diyor bir sürü diyor komutan var, askeri komutanlar, farklı işte Avusturyalı, Alman, işte bir sürü şeyler var, Hristiyan azınlıklardan yöneticiler var, hatta vezirler var yani Hristiyan kökenli. Bunlar nasıl oluyor diyor. Madem ki onları yani başımıza yönetici kabul etmeyeceksek nasıl olacak bu iş diyor. Tabii hoca devletten maaş alıyor. Devlete bağlı, devletin şeyi yani memuru. Korkuyor, ürküyor, terlemeye başlıyor. Rıza diyor ki bana müsaade edin ben konuyu size bir açıklayayım diyor. Sonra anlatıyor. Diyor ki burada anlatılmak istenen şey bir defa ayetin sebebi nüzulüne bir bakalım diyor. Ne anlatıyor? Hangi ortamda o ayet-i kerime? Kime, kim muhatap burada? Tabiriye baktığımız zaman ilk dönem sahabe tefsirini bize nakleden kaynak temel eserlerimizden baktığımızda şunu görüyoruz. İki olay anlatılıyor. Bu hadisenin, bu ayet-i kerimenin ve benzer ayet-i kerimelerin sebebi nüzulü ile alakalı iki tane olay anlatılıyor. Bunlardan bir tanesi şu. Şeyden sonra, Uhud'dan sonra insanlar tereddüt yaşıyorlar. Bazı zayıf daha henüz kalbine iman girmemiş insanlar. Diyorlar ki acaba kendilerimize yeni ittifaklar, müttefikler mi bulsak? Yani Müslümanlar darmadan oldu, perişan oldu. Geldiler, tosladılar şeyler, Mekkeli müşrikler. Müslümanları dağıttılar. Bir sürü insan, 70 üzerinde insan şehit edildi. Biz diyorlar, birilerini bulalım. Birisi tanıdığı bir Hristiyan melik var kuzeyde. Ona mektup yazıyor. Ben gelsem diyor, sizin dininize girsem, beni himaye eder misiniz diyor. Çünkü o dönemde emniyet güven himaye üzerinden işliyor. Yani bir devlet sistemi olmadığı için, yani çölde, işte küçük kasabalarda, küçük yerlerde, kabilelerin, kabile reislerinin ya da bir din mensuplarının himayesine girmek durumu gerekiyor. Böyle bir olmadığı takdirde kendinizi koruyamazsınız. Kendinizi kendi can güvenliğinizi evet. koruyamazsınız. Bunun için insanlar arayışa giriyor. Bir tanesi diyor ki benim Yahudilerden müttefikim var, ona yazayım diyor. Onunla konuşuyor. Diyor ki ben size gelsem, sizin dininize girsem, siz beni himaye eder misiniz? Himayenizi alır mısınız? Yani veli edinir misiniz? Veli kelimesi o açıdan ehemmiyetli. Yani sizin velayetinizi, yani himayenizi istiyorum, ittifakınızı istiyorum, sizinle ittifak etmek istiyorum diye teklifte bulunuyor. Bunun üzerine ayet-i kerime geliyor. Yani ey müminler, eğer gerçekten müminseniz, o zaman Allah'ı bırakıp, Allah'ın Resulünü bırakıp da, onun tarafını bırakıp da, onun yanından ayrılıp da, kendinize başka müttefikleri aramayın. Kim böyle yaparsa, onun hükmü budur şeklinde bir kesin çizgi çiziliyor. Bu bir kesin, oradaki tavırı kesin çizgilerle, yani kim kimle, savaş anında insanlar, Müslümanlar da savaş anında halindeler o dönemde. O savaş anında insanların taraflarını belirlemesi manasında. Yani bu ayetin sebebi, nüzulü bu. Bu. Bir tanesi bu. Gerekçe, sebebi nüzul olarak gösterilen olaylardan bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Çünkü birkaç tane olabilir. Çünkü aynı dönemde, aynı psikoloji yaşayan insanlar var. Mesela Peygamberimiz çağırıyor. Abdullah bin Übey bin Ubade bin Samit isimli bir sahabi var. Yani Hazreç'in reislerinden, önde gelen Hazreç'in bir kolunun başındaki olan insanlardan bir tanesi. O diyor ki, ey Allah'ın Resulü diyor, madem ki diyor, sen diyor, diğer insanlarla ittifakı, yani Yahudiler o dönemde, Efendimiz Medine'ye gelmiş, Yahudilerle toplamış, orada Yahudi kabileleri var, anlaşma yapmış. Sizin dininiz size, benim dinim bana, bakın bir anlaşma yapıyor. Aralarında bir ittifak kuruyorlar, bir güven anlaşması. Fakat bu anlaşma Uhud'dan sonra sarsılıyor. Anlaşma sarsılınca, Ubade bin Sabit gelip güven arz ediyor Peygamber Efendimiz'e. Evet diyor, benim falan kabileyle, Yahudi kabilesiyle geçmişte bir ittifakım var. Onlarla müttefiktim. Onlara saldıran bana saldırmış, bana saldıran onlara saldırmış olur şeklinde bir anlaşma yapmıştık. Fakat diyor, şu anda diyor ben bu anlaşmayı reddediyorum. Benim anlaşmam senin nedir? Ben velayetimi sana teslim ediyorum. Ben daha önceki anlaşmalarımdan teberri ediyorum. Yani kendimi arındırıyorum. Bunlardan vazgeçiyorum. Seninle müttefik, senin velayetin altında, seninle beraberim ey Allah'ın Resulü diyor. Evet. Bunun üzerine Abdullah bin Übey bin Sellü çağırıyor. Oradaki yine büyüklerinden, ileri gelen reislerinden birisi şeyin, Medine'deki Arap kabilelerinin. Abdullah bin Übey bin Sellü ile Ubade bin Samit'in söylediklerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Bakın ondan da böyle bir şey bekliyor. Yani müttefikler, ittifaklar belirleniyor savaş öncesi şeyinde. Bunun üzerine Abdullah bin Übey bin Sellü diyor ki bu işler belli olmaz diyor. Bugün diyor sen diyor galip gelirsin, yarın başkaları diyor döner iş diyor. Başkaları galip gelir. Onun için ben eski ittifaklarımı bozamam diyor.
bu münafıkların önde gelenlerinden bir tanesi, Müslümanların aleyhine çalışmış bir insan. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani bu konuda hüküm gelsin diye de talepte bulunuyor. Allah'ın hükmü gelsin diye. Yani kendince mantıklı, hani bir rasyonel bir izah getirmiş oluyor. Yani herkesle ittifak ederim. Yani kim kuvvetliyse onunla birlikte olurum gibi bir şey yani. Bir dünyevi açıdan hani makul görülebilecek kendince bir argümanı var. Bunun üzerine bu ayet-i kerime geliyor. Kim ki Yahudi ve Hristiyanları dost edinirse onların hükmü budur. Kim de Allah Resulü'nün dost edinirse onların hükmü budur diyor. Şimdi bir şey var burada, bir ittifak var. Reşit Rıza bunu bu şekilde anlattım diyor. Bu diyor bir savaş durumunda ittifakların, tarafların seçilmesi, sen hangi taraftansın, hangi taraftansın seçilmesi manasında bir velayettir diye anlattım. Hoca da rahatladı diyor, talebeler de rahatladı diyor. Hatta bu İstanbul'da meşhur oldu diyor. Yani insanlar birbirine anlatmaya başladılar. Şimdi Osmanlı döneminde, yani Mısırlı alimler, ondan sonra işte diyelim ki Kevakibi gibi, Reşit Rıza gibi, Muhammed Abduh gibi, işte Türkiye'deki alimler, yine aynı dönemde yaşamış, işte Bediüzzaman Said Nursi gibi, Said Halim Paşa gibi alimler, bu konuda bir şeyler söylüyorlar. Ve bu konuyu kafa yoruyorlar. Bir neticeye varıyorlar. Osmanlı medrese talebeleri bu konuda ikna alıyor bu açıklamalar karşısında. Şimdi insanlar Kur'an-ı Kerim'in mealini açıyorlar, o ayet-i kerimeyi buluyor. Ha bak diyor, gördün mü? Burada diyor, böyle bir ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerime varsa, demek ki biz Yahudi ve Hristiyanları mealinden hareketle edilemeyiz. Evvelini ahireni bakmaksızın. Tabii bakmazsın. Peki Kur'an-ı Kerim'de Mümtehine suresinde bir sure bu konuya ayrılmış. Yani bir sure, koca bir sure bu konuya ayrılmış. Efendim bu konuyu, yani Kur'an-ı Kerim bu konuyu anlatıyor Mümtehine suresinde. Bu konuyu anlatıyor. Bu konu etrafında dönüyor. Bu surenin ana mihveri. Mesela bu ayet-i kerime burada diyor ki Kur'an-ı Kerim 8. ayet-i kerimede Allah Teala diyor, sizi bakın özellikle belirtiyor. Lem yuqatilukum fi'd-din. Din konusunda, dinden dolayı, dini sebeplerle, dininizden dolayı sizinle savaşmayan ve sizi kendi memleketinizden çıkarmayan insanlara karşı adil olmanızı, onlara bir yani iyilikte bulunmanızı Allah Teala yasaklamazdı. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de bu mesele üzerine, yani buna benzer hadiseler üzerine indirilmiş bir surenin, yani bu konuyu detaylı olarak anlatan bir surenin 8. ayeti, Mümtehine suresinin 8. ayet kelimesi. Sonra yine Kur'an-ı Kerim burada diyor ki, Allah diyor belli olmaz, belki şu anda savaştığınız insanlarla, bir öncesi ayet kelimede, aranızda meveddet, yani tekrardan bir sevgi koyar diyor. Yani savaş durumunda bile olsanız. Aşırıya gitmeyin, abartmayın, insanları tamamen dışlamayın, savaş durumunda bile olsanız. Bu insanlarla bakarsınız yarın aranızda meveddet, yani sevgi, ciddi, böyle kuvvetli bir sevgi, meveddet, kuvvetli bir sevgi demek. Yani velayetin biraz daha şeyinde, vüt kelimesi, yani sevmek, beşeri manada sevmek, erkeğin kadını, kadının erkeği sevmesi ya da dostlar arasındaki yakın sevgi manasına geliyor. Meveddet koyar diyor. Şimdi bu açıdan bakıldığında, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü açısından bakıldığında bu ayet-i kerimeler, yani kafirleri ya da Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyi yasaklayan ayet-i kerimeler belli bir manada, belli bir konsepte anlaşılması lazım. Çünkü onun tam farklı manada ayet-i kerimeler de var. Biz eğer bugün savaşa karşıysak, ki Bediüzzaman Hazretleri 110 yıl önce artık savaş kılıcı kınına çıkmamak üzere girmiştir diyor. Kıyamete kadar da bu çıkmayacaktır diyor. Çünkü insanlar medenileşti. Medeni insanlara galebe etmek savaşla olmaz diyor. Kur'an-ı Kerim siz ehli kitapla, ki ehli kitabı Bediüzzaman Hazretleri ehli mektep, yani okumuş, yazmış insanlar manasında alıyor. En güzel bir şekilde mücadele edin buyurmuş. Bu ayet-i kerimeden hareketle o da diyor ki bugün insanların ekseriyet itibariyle okumuş insanlar. Geçmişte olduğu gibi bedevi insanlar değil. O zaman savaş bitti. Bunun yanında başka argümanlar da koyabiliriz. İslam sivillerin öldürülmesini yasaklıyor. Sivillerin öldürüldüğü bir savaş asla meşru olamaz. Evet. Bir sivil öldürülme riski bile varsa meşru olamaz. Peki savaş meşru değilse, savaş durumu olmadığı takdirde bu ayet-i kerimeleri o zaman bu manada anlayamayız. Grup psikolojisiyle, grup mantığıyla genelleme yaparak Yahudi ve Hristiyanlar öyledir, işte kafirler, ateistler böyledir şeklinde bir gruplandırma, Müslümanlar da böyledir şeklinde anlayamayız. Peki bir konsepti anlamamız gerekiyor. Peki hocam, yani şöyle bir soru soracağım ama haşa diyeyim. Yani şimdi bu ayet aslında ilk öyle lafzi olarak baktığımızda çok net. Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin diyor. Yani buradan ayetin bu şekliyle
çok yalın bir şekilde ifade edilmiş olmasının hikmeti ne? Yani bunu daha anlaşılabilir. Siz biraz önce anlattığınız şekliyle ifade edil, hani haşa diyeceğim ama hani ayetin nasıl ineceğini ben karar veremem. Haşa. Yani bu şekilde şimdi biz radikal kesim de yani bunu ifade ediyor. Yani peki ayet bu şekilde inmiş diyor. Bu şekilde açık ve net yani daha izah edilebilir şekilde inebilirdi ama bu şekilde inmiş. Buna ne diyorsunuz? Yani her ayet-i kerime tek başına bile, yani başka konseptlerden bağımsız olarak bile anlaşıldığında bir mana ifade eder. Hatta nesedilmiş ayet-i kerimeleri, Kur'an-ı Kerim'de mevcudiyeti bile bu manada anlaşılmalı. Onda bizim için bir mesajı vardır. Biz bu ayet-i kerimeyi savaş durumuyla sınırlandırmış olsak bile, bugün savaş olmadığı için bu ayet-i kerimeyi bugün bu şekilde anlamamız gerektiğini, grup mantığıyla, karşılıklı grupları birbirine çatıştırıcı, insanları birbirine kin ve nefreti körükleyici, insanları ayrıştırıcı manada anlamamamız gerektiğini özellikle belirtmek kaydıyla, böyle olsa bile burada bu ayet-i kerimede ya da diğer meveddetle alakalı ayet-i kerimelerde, sevgiyle alakalı ayet-i kerimelerde anlatılmak istenen, en başta ifade ettiğim gibi, Allah'ın sevgisinin önüne hiçbir sevgi geçirmeme, Allah'ın velayeti dışında hiçbir velayeti istememe. İnsanın kamil ne demek? İnsanın kamil Allah'a teslim olmuş insan, her şeyi Allah'tan bekleyen insan, Allah'a tam hakkıyla tevekkül etmiş insan demek. Burada bize psikolojik olarak böyle bir yönümüzü, yüzümüzü tevhide, yani her meselede Allah'a döndürmemiz mesajı veriliyor. O gün Yahudi ve Hristiyanlar vardı Müslümanların etrafında. Yahudi ve Hristiyanlardan örnekler verdi. Bugün başka akımlar olabilir. Mesela diyelim ki Budizm olabilir. İşte başka bir yeni akım çıkmıştır. A akımı, B akımı. Bu akımların hiçbirine, bunlara aldanmayın. Bir parti çıkmıştır, bir lider çıkmıştır. Bunlara bakmayın. Bunlar geçici şeyler. Bunları dost edinmeyin. Hatta şöyle diyeyim. Yani Kur'an-ı Kerim'de yalnızca Yahudi ve Hristiyanlara dost edinmeyin ya da veli kelimesini dostla tercüme ediyoruz. Veli edinmeyin de buyurulmuyor ki. Zalimleri veli edinmeyin diye de Kur'an'da ayet-i kerime var. Zalimleri, hatta bırak veli edinmeyi, zalimlere meyletmeyin diyor Kur'an. Meylederseniz, bakın, veli edinmekten öte, meylederseniz de cehennem ateşi size dokunur diyor. Mesela biz Demirel'i genelde eleştirirler. 80 ihtilalinden sonra dik durmadı. İşte şöyle yaptı, böyle yaptı diye. Zincir Bozan'dan şeye bir mektup yazıyor. Nazlı Ilıcalı o zaman. Ben öyle hatırlıyorum geçmişte bir hadise. Diyor ki bu zalimlere diyor meyletmeyin. Ateş, cehennem ateşi size de dokunur. Vela terkenu ile lezin zalemu fetemessekumun nar ayetini hatırlatıyor. Yani bir muhalefet şeyi var kafasında. Yani bir askeri iktidar geldi. Bu askeri iktidar zalimdir. Sakın ola ki demokrat insanlar bu zalim insanlara meyletmesin, taraflar olmasın mesajını Demirel o zaman Nazlıcak üzerinden kamuoyuna paylaştırıyor. Eğer muhalefet partileri bir afiş asacaklarsa, o zaman en azından Allah Teala zalimlere dost edinmeyin buyuruyor. Böyle bir afiş alsınlar. Aslında hırsızlar yani zalimleri dost edeyim ayeti var ama yani aslında verilmesi gereken, söylenmesi gereken yani ırkçıları, nefret söylemi Onu da yayanları, söyleyeceğim. insanı inancından dolayı, ırkından dolayı suçlayanları dost edinmeyin. O Değil da mi? var Kur'an-ı Kerim'de. Tabii Kur'an-ı Kerim'de o da, yani dost edinme yalnızca Yahudi ve Hristiyanlarla sınırlandırmayalım. Babalarınızı, atalarınızı Allah'ı bırakıp da dost edinmeyin buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Aynı şeyde, konsepte. Yani ne demek? Mesela babası müşrik ya da putperest, o zamanki Müslümanlardan kiminin babası Müslüman. Müslüman değil. Mesela Hazreti Bekir Efendimiz'in babası çok geç Müslüman oluyor. O zaman şimdi babası Mekke'de bekliyor. Gel oğlum diyor belki. Mektup yazıyor, haber gönderiyor. Gel katıl bize, bırak o işleri falan diyor. Yani ne işin var senin şeyde, gurbette, Medine'de? Gel Mekke'de işte Hazreti İbrahim'in inşa ettiği mescitte İbadet edelim. Ne istersen yap. Yani ben sana bir şey karışmıyorum. Belki böyle şeyler de söylüyor yani. Gel ülkene, memleketine diye haber gönderiyor belki Hazreti Ebubekir Efendimiz'e. Ama Kur'an-ı Kerim kesinlikle bir çizgi çekiyor. Net bir çizgi. Babalarınızı, atalarınızı, oğullarınızı Allah'ı bırakıp da dost edinmeyin. Ne demek yani? Babanı sevmeyecek misin? Ananı sevmeyecek misin? Yahudi, Hristiyan bile olsa seveceksin tabii ki. Onunla ilişkiyi kesmeyeceksin. Onunla sılayı kesmeyeceksin. Efendimiz yasaklamış bunu. Hatta bu konudaki ayet-kerimelerden bir tanesinin nüzulü olarak da böyle bir hadise anlatılır. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in kızı Esma'nın annesi Kuteyle
Müslüman değil, Medine'ye geliyor kızını görmek için. Hazreti Ebubekir'e gelip soruyor kızı. Yani ne yapayım yani? Hazreti Peygamber Efendimiz'e gelip soruyor. Peygamberimiz de bu ayet-i kerimeyi hatırlatıyor. Yani iyilik yap, size savaşmış mı bu kadın? Hayır. Size karşı kötülüğü var mı? Hayır. O zaman iyilik yapmanı Allah yasaklamaz. Yani bu ayet-i kerime bu manayı ifade eder. Şimdi buradan hareketle diyebiliriz ki ırkından dolayı insanları kınama, ya da işte diyelim ki herhangi dini mensubiyetinden dolayı insanları ayıplama, kınama. Ya da işte insanların farklı ideolojik görüşleri olduğundan dolayı insanları kınama, dışlama, bütün olarak onları siz şusunuz şeklinde bir kalıba koyarak onları damgalama. Bu faşistçe, bu gayri ahlaki, bu Kur'an'ın üslubuna, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam getirdiği dinin esaslarına, kederine aykırı bir tutumdur. Çünkü toptancılık, toptan bir insan grubunu nehyetmek yasaklanmıştır. Evet. Burada özellikle üzerine durmamız gereken hususlardan bir tanesi bu. Yani bizim bağımsız olmamızı istiyor Kur'an-ı Kerim bu tevelli meselesinde. Allah'ın dışında hiç kimseyi tevelli, yani kendinize veli edinmeyin, hami, yardımcı edinmeyin. Bu sizin akrabalarınız olsun, bu sizin işte en yakınlarınız olsun, bu işte sizin partiniz olsun, bunlar sizin veliniz değil. Esas veli, yardım edecek, hami, esas ittifak edilmesi gereken Allah'tır. Yardım ondan beklenmelidir. Ona insan kendini teveccüh etmeli, yönlendirmelidir. Esas verilmek istenen mesaj bu. Bireysel mesajları kaçırıyoruz. Evet. Toplumsal kin ve nefret söylemleri üretiyoruz maalesef. Evet, neticede mesela bu ayette vüzuha kavuşmuş oldu. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. O zaman biz zalimleri, hırsızları, namussuzları, nefret söylemi yayanları, ırkçıları dost edinmemek en doğrusu. Kendi akrabamız bile olsa. Kendi akrabamız bile olsa onları o konuda dost edememek. Tamamen terk etme değil ama o sıfatlarının yanında olmama. Yanında olmama, evet. Evet. Peki, Ayhan Tekineş, çok teşekkür ediyorum yanımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim efendim.